Merhaba Hologram TV seyircileri, bu videomuzda yerli otomobil hakkında bilgi vereceğiz. İşte yerli otomobilin ortaya çıkan bazı özellikleri. Sürücü odaklı kokpit tasarımı. 3 kollu deri kaplı etli direksiyon simidi. Yüksek malzeme ve işçilik kalitesi. Kapı içlerine yerleştirilmiş geniş hoparlör ve gelişmiş müzik sistemi. Mavi LED iç aydınlatma ışıkları. 10 inç ve üstü ebatlı sınıfının en geniş dokunmatik bilgi ekranı. Geniş gösterge tablosu ve ikinci bilgi ekranı. Deri döşeme, yüksek kaliteli koltuklar. Şık havalandırma ızgaraları. Küçük ve ergonomik tasarlanmış metal kumanda kolu. Yumuşak ve kalite hissini yükselten kokpit kaplamaları. Etkinlik alanında bulunan yerli otomobil şasisi dikkat çekiyor. 30 dakikada %80 hızlı şarj imkanı veren otomobil, 300 km ve 500 km menzil opsiyonlarına sahip. Yerli otomobilde gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerini sağladığı uzun ömürlü batarya paketi mevcut. Otomobilde 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile 4.8 saniye altında 0'dan 100 km'ye hızlanabiliyorsunuz. Yerli otomobil sürekli olarak merkeze bağlı olacak ve bazı sistem güncellemeleri sürücünün bile hissedemeyeceği şekilde giderilecek. Ayrıca bakım ve parça değişimi gerektiren arıza durumlarında ise sistem direkt olarak bakım noktasıyla iletişime geçecek. Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden durup kalkabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak. Yerli otomobilde holografik asistan teknolojisi de bulunuyor. Bu teknolojiyle yol detayları, tümsekler, köprüler sürücünün direkt olarak göz bebeğine ışınlar yoluyla iletilecek. Sürücü yola bakarken aynı zamanda bu uyarıları da görebilecek. Holografik asistan teknolojisi dünyada ilk kez kullanılıyor. Gelelim fiyat konusuna. Yerli otonun özelliklerini bilmesek de BMW X3 ve Tesla Model X gibi araçların muadili olacağı söyleniyor. Yeni BMW X3'ün elektrikli versiyonunun 400 bin TL'nin üzerinde olacağı belirtiliyor. Tesla'da ise fiyat milyonu buluyor. Sonuçta küresel rekabeti düşünürseniz yerli oto bugün piyasaya çıksa 150-200 bin TL'den az olamaz.